Bakalım da. Yani akşam şey gideceksek gölün etrafına konulmalı. İşte hava kararınca bakalım bir. Sesler gelecek mi? Ama ateşe yakacağız. Yakak. Yemek yiyeceğiz. Yiyecek. Tamam. Şimdi burada konumlanmanın anlamı yok yani. İyi tamam. Sinekler zaten geldi. Nerede konumlanacağız? Durup duruyorlar. Aşağı ineriz, aşağıda göle karşı manzaralı bir yerde oturuyoruz. Bir tane bahsedeyim. Ya da dolanalım yine. Şurası da boş bak. Orada gözümü çarptı olabilir yani orası. Gideyim mi oraya da? Ama çok kalabalık ya. Gidiyor mu araba oraya? Gitmeyeyim mi? Bilmiyorum ki, diyorsa git. Ne, şu araba buradan götürse git. Çok kalabalık ya. Hı? Daha sakin bir yer yok mu? Bir şey olmaz ya zaten. Mangal. Sakin şey gece göreceğiz mi size? Ya orası boş, hemen yanında hamak kurmuş, bebe ya, sallanıyor yani, ya orada ateş mi yapacağız? Nereden gelmiş buraya? Buradan mı gelmiş acaba? Ne? Hayır, ben oraya inebilirim, onda sıkıntı yok. Ha, millet bu yoldan mı gelmiş acaba? Ha. O zaman şuraya bir yere çek de biz de şu aşağıya çıkalım. Ne ağaç olsun ilk falan. Çok mu kalabalık acaba? Bilmiyorum, zaten otur, burada kalmayı düşünmüyorum yani şu anda. Tamam, bu açtı sakın. Çadırı kurarsın abi. Tamam. Tamam, buraya kurar çadırı. Tamam, çadırı kurar hadi. Buraya kurar. Vallahi kurar. Abi bir daha mı geleceksin ya hadi? Gayet lazım. Zaten bu bir son geliş olur. Ben gelmesin böyle. Çabucak gidelim. Kot pantolon falan giyeyim. Daha zor ısırayım. Kot pantolon. Havlu ne yaptın dayı? Aşağısı masa sandalyemiz de olur aşağıda. Yani şu an orası biraz kalabalık aslında. Sandalye getireyim mi ben ya? Orada bir sıkıntı yok ya. Getireyim ben sandalyeyi dayı. Getireyim. Nerede sandalye? Bungalın önündeki sandalye. Hangi sandalye? Bir tane bungalın önünde sandalye vardı ya. Gerek yok. Tamam, oğlum uzak bize. Ya. Direkt oraya inmek mi ya? Orası şu da var yani. Aynı mesafe, çok da bir şey değil. Ya şunlar gidince onların yerine oturuyoruz diyeceğim ama. O şu kayanın üstüne oturduk dayı direkt. Şu ileride de şey yok. Çadırı kayanın üstüne yapak. Hı? Sen sandalyeni getir, biz sandalyelerimizi açalım o zaman, burada oturalım. Getireyim mi? Boş ver ya. Bayağı açmak var. Tamam mı? Daha ısıranlardan büyük parası. Ne? Uzun kolunu uzun. Arabaya yaptı ya. Tamam ya, heyecanını da çeker. Mekanı çeker. Buraya gelin ya. Evet arkadaşlar, Dipsiz Göl'deyiz Kastamonu'da. Burası eski bir otel. Bungalov evleri falan var. Evet. Ama çıkan bir yangından sonra aç da geleyim ya. Burası terk edilmiş. Bekle. Burası terk edilmiş. İnsanlar piknik falan yapıyor. Giriş ücreti falan yok. Ortam da güzel ama yani şu bungalovların terk edilmiş hissi, durumu, kapıların gıcırtısı biraz ürkütücü. Yani çok orijinal bir kapı geçirdisi var. Gerçek yani, o korkacağınız tipte. Yani rüzgar esse buradan duyulur yani, bayağı bir mesafede. O yüzden burada kalıp kalmama konusunda kararsızız. Esasında hayvandan ürküyoruz yani ama bilmiyoruz yani, gelir mi gelmez mi. Kastamonu dayısı meşhurmuş. Burası da bayağı ıssız yani, şu an piknikçiler var ama onlar gittikten sonra kimse kalmayacak. Telefonlar çekmiyor. Zirvede biraz çekiyor sadece. Yollar çok iyi değil. Ama ortam harika bence yani, tam kamplık bir alan. Böyle her yer hazır.
Hani direkt bungalovda bile kalabilirsin. Biraz pisletmişler ama biraz uğraştığın zaman temizlenir. Hayır, kalın göle koymana gerek yok değil mi? Koy koy. Pis ama. Soğuk değil mi? Soğuk bu da pis. Pis ama yani. Pisse koyma tamam. Şimdilik buradayız. Yemek almıştık. Saç kavurma yapacağız. Akşama doğru şu an 9. Duruma göre karar vereceğiz. Kalacağız ya da kalmayacağız. Kalırsak da çadır değil. Arabanın içinde uyuyacağız sanırım. Ve geç saatlere kadar ateş yakacağız tabii ki. Belki de bakarsınız. 12'de bitti. Yollara düşeriz. Mustafa da kalalım kalalım bir şey olmaz diyor ama sonra da fikrini değiştirdi herhalde. Niye değiştirdin Mustafa? Abi, senin soğuk mudur? Ha? Neden değiştirdim? Çok değiştirmedim aslında. Kalmayı hala istiyorum ama sabahlama fikri daha iyi geldi. Dönmek istemiyorum ama. Yani sabaha kadar oturalım mı diyorsun? Aynen. Evet, Abdullah köle girecek. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şşş. Orası dünyanın merkezine gidiyor ha. Dibi yok o gölün. Dipsiz. Orası aşağıdan besleniyor. Hiçbir yerden akıntı yok. Görmedin mi? Burak da son derece ürkmüş durumda. Kesinlikle kalmak. Korku ateşi bunlar. Kalma şey ne dedi? Daha hava kararmadan ateş yakmaya başladı. Kalmak istemiyor Burak ama sabaha kadar oturabilirim ben dedi. Gidip bungalara falan kalmak istemiyorum. Oturacağım sabaha kadar. Abi. Dayı göl iş görmez ya. Aha, tamam tamam. Için. Tamam Burak dursun. Abdullah sen ne düşünüyorsun Abdullah? Abdullah. Abdullah ben canımı seviyorum diyor. Hiç risk almaya gerek yok diyor. Yani kalabiliriz aslında ama kamerayı kapatınca kalmayabiliriz. Şimdi küçük bir ateş yaktık. Marshmallow yapacağız. Böyle havanın kararmasına yakın büyük bir ateş yakar. Biraz da piknikçilerin gitmesini bekliyoruz. Güzel alanları kapmışlar. Oralarda ateş yakıp saç kalmamızı yapacağız. Gece ürkme durumumuza göre harekete geçeceğiz. Dedemin tüfeği falan olsa kalırım da işte yani. Baksana. Yani tüfek olsa herkes kalacakmış aynen gibi duruyor ama yani. Bence onunla ilgili bir durum değil. Amcaya sorduk. Amca dedi ki hiçbir şey olmaz dedi. Dört adamsınız dedi. Şöyle yaparsın gider ayı dedi. Ateşi yakarsın diyor. Şunu da gördük de. Ayı diyor kaçar diyor. Ateşten hiç yaklaşmadık. Ben oğlum bilerek sordum memleketine. Yani çevreden biliyorum buraları. Yani ayıdan korkuyor mu korkmuyor mu? Yorumlu ayı. Şimdi adam Muğla oldu bilmez ayının ne olduğunu. Niye? Belki orada da vardır ayı. He, yani tahmin ediyorum. Adam Ilgaz'lıymış yani. Bu işin merkezinde adam. Köy orada. Ilgaz'da var mı ayı? Ya, buralarda ayı olur tabii canım. Aslında Abdullah sen bu konuda biraz tecrübe edinsen iyi olur. Ne hakkında? Artvin'e gidersen ne olacak? Köylerden öğreniriz ya. Bence senin ayıdan korkmaman lazım. Artık ayılarla iyi ilişkiler bulman lazım. Ya ben korkmuyorum da ben şimdi geride kalanlara üzülüyorum. Annem şimdi çok üzülüyor. Ne olacak sanki? Işte. Lan bir gün yüzün, iki gün yüzün. Sonra uzun gidersin. Tamam kalıyorsun o zaman. Çok üzülmeyeceksin. Çok üzülmeyeceksin. Tamam. Sanki ayı gelmiş kesin bizi şey yapacakmış da. Ayı gelecek mi gelmeyecek mi? Belki de kurt gelecek yani. Tamam ki o öldürmüyor musun? Ben zaten şimdi hayvan tarafında değilim. Sen ne tarafındasın? O daha çok üç harflerden korkuyor gibi ya. Bungalovdan zaten korkuyorum. Harbi insandan korkuyorum ya şahane. Ciddi insandan korkuyorum ya. Ben hayvanın geleceğini insan diyorum şu ateşe falan. Ha, çok ayak altı bir yer. Tamam kalıyorsun o zaman Burak abi. Madem korkmuyor. Tepeye ne diyorsun? Tepeye mi? Daha demin arabayla durduğumuz yerdekiler gitti. Orayı ya ben ya diyorum ya ben çadırı hala yok diyorum. Ben çadırda kalmam yine. Onu söyleyeyim. Çadırı, kamp alanı da aldım. Peki sence çadırın içi mi güvenli, çadırın dışı mı güvenli? Arabayı sormuyorum. Çünkü o cevap vereceğim. Ya
Yani çadırın bence içi güvenli. Dışından ziyade. Yani dışarıda oturmaktansa. Tabii. Çadırın içinde. Yani mesela dün akşam ben Mustafa'ya tüy yaptım açıkçası. Yatmaz mı yoksa? Mustafa'ya tüy tek başıma kalacağım diye yattım ben de. Zaten bir süre uyuyamadım. Yani uyudum da yarım saat böyle 45 dakika biraz şey yaptım yani. Dinledim etrafı. Ben direkt uyudum valla. Sinekler gelmeye başladı. Ben uyuyamıyorum üstüme. Ses var mıydı? Ses var mıydı gece? Ya sanki böyle köpekler yaklaştı çok ses yoktu ya. Biraz kendi kendime şey oldu böyle. Hani sinasyon. Kendi kendime. Şey oldu tam uykuya yakın oldu biliyor musun? Şöyle bir şey hissettim. Sanki içeri duman girdi. Dışarıda böyle o bir şey ateş güçlendi böyle yanıyor. Ya ben su döktüm halbuki üstüne. Sanki ateşteki alev aldı gibi hissettim böyle bir an. Böyle hava yani böyle duman sol görmüş gibi hissettim kendimi. Hemen gözümü falan açtım ondan sonra ve tam uyuma evresinde olmuşum. Ondan sonra biraz dinledim tabii ses mesi yoktu dedim bir şey yok. Uyumuşumdur yani ondan sonra çok hatırlamıyorum. Sonuç halüsinasyon gördüm ya işte gece. Allah diye halüsinasyon gördüm bir de Allah Allah diye bağırıyordu. Belki balıkçıdır oğlum o ya. Orada sabaha kadar oradalar herhalde onlar. Allah. Dört bir tarafı yukarıdan çevrildi burasının. Bu göl aşağıdan besleniyormuş yeraltı kaynaklarından. Göle akan hiçbir su yok. O yüzden çok durgun. Ama orman gerçekten de sıkı, heybetli güzel yani. Güzel orman. Orman gezmek isteyen gelsin geçsin ya. Harbiden güzel orman. Ağaçları olsun, yollar olsun. Tam orman gibi. Buradan erken güneş batar, geç doğar herhalde. Çünkü tam böyle her tarafı dolu, aynen. Tencerenin içinde gibiyiz. Aynen öyle. Hafiften de güneş batmaya başladı zaten. Neyse ya, yemeğimizi yer gideriz. Otur bakalım, söyleyeceğim. Oturmak istersen gidelim. Biraz otururuz, çayımızı içeriz, gideriz. Değil mi Abdullah? Evet. Yemeğimizi yer gideriz diyorum. Niye gideriz ya? Gitmeyek mi? Oh, alırız. Herkes kalma taraftarı herhalde. Birkaç saat önce sordum. Burak kesinlikle hayır dedi. ben o bungalovları söylüyorum ona yani. Kamerayı oynuyoruz. Kamerayı oynuyoruz. Mustafa kalalım dedi. Abdullah da canımı seviyorum ben dedi. Mantıklı bir cevap bulalım dedi. En mantıklısı da işte yemek yiyip gitmek herhalde. Gidersek de yani bir gün erken gitmiş olacağız eve. Bize gelin, ev boş. Saç kavurmayı siz demiyorsak Mustafa. Olur. Kaçtı mı lan?
Nereye gitti ki? Kaşık. Yani yemekten çok kaşardık kaşığımızı öneriyorum. Kaşığımız. Evet, kaşığımız. Son derece hijyenik. Doğadan var olan imkanlarla kendimize bir kaşık yaptık. Tabii hijyenik. Tabii ki. Açtık böyle, ondan sonra kullanmaya başladık. Ağacın içi direkt yani temiz olarak. Hiçbir yere değmedi. Evet. Üretildi kaşığımız. El değmedi. Sadece benim değmiş olabilir. Biz de her zaman hijyenimize dikkat ediyoruz biliyorsunuz. Bakın ellerimi. Alıyorum ellerimi. Burak bu eğilmiş biraz ya. İş. Burada arkadaşlar saç. Tamam. Kameraya tamam alacaklar. Sadece kardeşim içine düşen kamera şimdi. Saç kavurmamıyorlar onu. Aynen saç kavurmaz. Domates. Domates, soğan kavurma. Kızım ektik değil mi? Biraz eğildi lan bu. Ne taraf olur, şu taraf olur. Hayır şuraya baksana, buraya gelmiş sürekli. Demiri biraz şöyle it. Elinden tutmaz ya bu seni. Elden gitsene atla. Atla elden gitsene. Niye? Bitireyim mi? Ateşe yedirmeyelim yani. Biraz anlayabilirsin olmuş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi son derece sessiz ve ürkütücü bir ortam. Hayvanlara yaklaşmasın diye müzik açtık. Pek işe yarayacağını sanmıyorum ama yine de önlemimizi almaya çalışıyoruz. Ya, gece burada kalırsak eğer hayvan görme ihtimalimiz %99 diye düşünüyorum. O yüzden burada kalmak tehlikeli. Bize bir ateşli silah lazım. Burada kalmamız için, kendimizi korumak için. Burada da çayımız kaynıyor. Taşa basmayın, devrilir, sıcak suyla yanarsınız. Oynuyor mu? Şeyi nerede? Tamam. Hala hayattayız. Arkadaşlar hava karardı, yemeği yedik kendice. Hava kararınca arkadaşların fikirleri değişmeye başladı. Dayı bak. Ateş. Dedin ki yapalım. Arabanın hemen yanına ateşe vuralım. Biraz önce öyle demiyordun. Hatta kalalım ya. Hiç korkmuyorum. Biraz önce Abdullah. Kendimle konuştum, korkumu yendim. Bu gece kalalım burada dedi. Hava kararmadan önceydi tabii.
Şimdi kesin gitmeye karar verdik de yani ne kadar erken gideriz onu düşünüyoruz yani. Korkan çocuğu olmaz mı? Korkan'ın çocuğu olmaz hadi. Hava çok çok kötü değil ama yani karardı. Çok daha yani gece yarısı olmadı. Ha, gece yarısı olmaz zaten de hava kararmadı yani. Usta ben seni korurum suya. Dur oğlum 2 saniye. Dayı bekliyorum ben. Adam aslında dalıyor gitme kalk gidecek. Çöp var mı? Şunları atalım. Ben odunlarımı getiriyorum ya. O kadar kapadım. Orayı da aldım. Tamam yakacaksan yakarız ya. Yanmıyor ya, ki ağaçlar. Bunu yakmasın. Bana bir kafalanması. Bir tane şey verin. Tamam onu alın. Şunları alın. Tamam mısın Mustafa? Şuraya bir ışık tut. Tamam. Ne yapalım sonra? Kamera çekiyorum dayı. Çekiyor şu an. Marshmallow yaparız ya. Şunu, tamam tamam marshmallow yaparız. Bardakları da alın sudan geçirin bir. Şöyle bakın yetersiz bardaklar hepsi. Yani sudan geçirseniz yeter. Çöp var mı? Ulaştım ben de temiz bardak. Çöp var mı? Şunu gelsin yap ya çöp yap. Şunu nasıl alabiliyorsun? Hayır hayır. Çöpüm var zaten. Tamam. Bunu da çöpe atın. Bak senin bir tane şurada. Şunları da atın, şu küçükleri de atın. Şunları da atın. Şeyi buraya bırakayım. Şu toptan bir kalksın. Olur sıvır, başka ne olur? Işık var. Işığı da açılmışsın. Şimdi şunu takayım da. Su herhalde, versene bir tane. Evet arkadaşlar, şimdi ormandan kaçış bölümünü seyrediyoruz. Ormandan kaçış partiyiz. Bas dayı bas! Ama daha yeni karardı. Gökyüzü hala aydınlı sayılır ama. Parlak böyle şey, gece mavisi gibi. Saat tam 9. Ama gidiyoruz yani, duracak gibi değil. Bir tane... Evet, şehir hayatına benzemiyor. Aynen. Gündüz orman hayatına da benzer. Aynen, pikniğe de gelmeye de benzemiyor bu işler. Adam... Şöyle duralım da. Şimdi Abdullah sen istersen alabilirsin. Niye? Kayıtta mı şu an? Kayıttayız. Hazır mısınız? Camlarınız örtülü mü? Sağdan soldan hayvan gelebilir. Aynen. Yolda izleyin yani. Sen camı kapat. Şanslıysanız. Şanslıysak bir şeyler görebiliriz. Görebiliriz yani. Görelim bari ya susatma sana. Abi arabaya bindi. Yani. Ayak izleyip boşuna mı gidiyor? Şunu kapatalım. Aynen. Girmek isteyen var mı? Ben. Şurada durayım da girelim. İçeri girmem ya. Ya? İçeri korkutucudur. Özellikle bir sinek var içeride ben gittim de. Ben de girdim de ya. Neyse mola verirsek dahi girerim ben. Anlattılar su. Şöyle gidelim ağaçlarla. Kayıtta mısın? Kayıttayım. Ormandan çıkana kadar kayıt. Evet, burası arkadaşlar dipsiz gölü, ormanı. Çok güzel orman ama. Hocam orası. Akşamlar örgütücü. Yani telefon çekmiyor bir şey yok. Hayır, telefon da yok. İnsan yok, yolu bozuk. Terk edilmiş. Bakın şuna. Ne var? Var. Gözlere bakın arkadaşlar. Allah'tan asfalt yolu. Aynen, doğrusu.
işlere göre gayet iyi yollar. Yani şey gibi olsa, o mesire alan üstündeki taraf gibi olsa hiç gelen olmaz böyle doğru düzgün pek herhalde. Hadi birkaç aile vardı sadece ya. Aynen. Daha çok kişi yoktu. Peki yaptım. Aynı gelmedir bu yollar yani. Cumartesi de. Yarın ya tabii orada yollar gelir galiba. O kadar odun topladık dayı ya. Onlar daha sevdi keşke. İyi işte, o bize idman olmuştur. Oğlum kalsaydı o odunlar hayati mesele olacaktı yani. Burada hiç kalınmaz mı diyorsunuz arkadaşlar? Kalabalıksa kalınır. Ya, kalınır ama biraz böyle donanımlı mı olmak lazım? Tecrübeli ve tecrübeden ziyade alışkın olmak lazım biraz böyle. Önce daha ıssız olan kamp alanlarından mesela başlayabilirsin. Ya hayvanları tanıyan bir insan olsa böyle de yetişmiş falan. Hepimiz şehir bebesiyiz yani. Tabii. Hani amca diyor ya, öyle git git yap, ay gider diyor. Belki gerçekten de öyledir yani. Açtayken saldırmaz belki, ayı niye saldırır? Ya bir dişayı yavrusu varsa bayağı şey yapabiliyor. Bir de işte böyle seni tehlike olarak görürse. Ya peki, normalde hayvanlar yaklaşmıyor insanlara. Aynen, yani hiçbir hayvan insanların bölgesine saldırmıyor. Bölgesine dahi yaklaşmıyorlar. Ama sen onların alanını işgal etmeye başladığın zaman bir şey yapabiliyorlar. Mesela bu da genelde ya Afrika kontinentinde ya da böyle Hindistan gibi yerlerde oluyor. Mesela ben geçtiğim senelerde duyuyorum. Ya çitalar adam öldürüyor. Çünkü niye adamlar artık şeye kadar bu hayvanların alanlarını işgal etmişler doğal ortamlarından. Yani sen gezerken belki aile karşılaşırsın ama mesire alanında yani tabii buradan da uzaklaşmışlar diye zannetmiyorum. Yani. Sadece dediğim gibi açsa şehre bile iner ayı. Aynen. Haberlerde görüyoruz zaten. Çöpleri şey yapıyor, karıştırıyor falan. Ha buranın bir tehlikesi şu. İnsanlar atık bırakıyorsa yemek atığı. Ama gece gece ulaşacağız sizken. Ormana bakın arkadaşlar. Bunu alıyor mudur? Görüntü. Biraz daha ileriden çekebilirsin. Yani fenerle bu kadar net göremezsin. Şu an bile 10 metre ilerisini göremiyorsun. Orman. Orman çek orman. Karnınız doydu mu arkadaşlar? Ne yedim anlamadım ama. Doğru da. O başaklar beni biraz kullandırdı ya. Adamlara saldırdı ya. Aynen. Hani küçük bayağı yaklaşmış ya adamlara belli ki. Hayır, bir şeyi kapmış bir şeyi. Bırakla onu diyordu. Ha olabilir. Bir şeyi kapmış. Ya yemek tarzı ya poşet tarzı bir şey aldı herhalde. Adamlar sopayla ancak şey yaptılar. Aynen, bir de sopayla. Ha gündüz var. Mücadele edersin de gece biraz sıkıntı yani gece. Aynen, sağını solunu görmüyor. Yukarıdan şey düşse sırsıyorsun yani. Kuş ağzındaki yemeğe düşürse çıtır diyor. Dönüyorum bakıyorum. Kuş çeşidi çok fazlaydı. Aynen, değişik. Böyle, o bizim arkamızdaki vardı ya bayağı yaklaşıyor yani. Hmm. Hiç korkmadan. Tut dibimize geldi. Ağzında bir şey dedi var. Ya, hareket ettiriyor dalları malları. Aynen. Bir şey geçti sanıyorsun. Mesela gece şehirde kuş olmaz. Zaten bir güvercin var. O da gece uçmaz. Burada hiç dinlemiyor hayvanları. Gece mece.
Evet Abdullah, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi konuda? Ormandan kaçışmalısın. İyi yırttık diyorum dayı. Yani şuraya var ya bir sis vereceksin, bir de alttan spot ışığı. Orman ürkütücü bir hayal almaya başlar iyice. Şöyle mi? Yani tamamen kapatsana. Of. Lan bayağı iyi oldu ha. Bu kapalı hali tamam. Bu gündüz dedi mi? Sisler nasıl açılmıyor da? Tamam. Dayı. İşte tamam kapalı, ondan bahsediyorum. Tamamen kapalı. Şöyle mi? Aynen yani bu sis herhalde sadece. Sis aydınlatıyor biraz. Biz bir kere yapmışız. Sizde hiçbir şey göremiyorsun da. Sizde aynen ya, sadece hafif bir şey var. Ha şu sis. Daha önceki açık neydi? En hafif. O parktı. Ha park mıydı o zaman? Ha. Şunu mu diyorsun sen? Bu sis herhalde. Sarı yani o zaman. Bu sis sadece sisler bunlar. Aynen. Bunu mu istiyorsun? Tamam aç. Biz tamamen kapatıyorduk böyle yani arabada. Tamamen kapatınca zaten hiçbir şey göremiyorsun. İptal. Gece. Ben işte bu üniversitedeyken araba kiralayıp Amasya'ya gittiğimde daha yolundan gidiyordu işte. Ondan sonra bir şey yap böyle daha yoluna giderken böyle giriş olarak kapatıp böyle korkuttum arabadakileri. Ondan sonra dağda iniyoruz. Ben iniş yolundayım ben. Karşıda, uzun da inmiyor tabii. Karşıdan da araba da fiyatı ne tabii çok yani aşina olmadım bir araba. Karşıdan da araba geliyor. Araba gelirken uzunları kapatayım diye kolu bir çevirdim. Aşağı çektim. Bütün farlar kapandı birden. Ben de korktum orada. Bir anda karşımda sadece far böyle, araba farı. Hemen Allah'tan yani ben panik olmam da hemen açabildim. Aklıma geldi nasıl açalım. Yani unutsam unuturum yani. Bilmediğim bir araba. Kalırız kalırız diyordun, ne oldu? Kalamadık, ne diyeyim yani. Hala kalır mıydın yani? Yok tabii, yok. Kampı sporda bırakıyorum. Yani işte daha yeni farları kapattık, önünüzdeki fener olmadı sürece etraf öyle işte. Yani sürekli hayvan görünce korkuttu. Hangi hayvan? Sırma kediler olsun. Hayır böyle... Beş gibi, benim hayatımda öyle kedi görmedim. Şey yolun ortasında ayı olsa çarpışırız da. Puslu oluyor bayağı böyle ya. Şeye gelmişiz yavaş yavaş. Şehre yaklaşmışız. Sağ ol solundan varsa korkar ne bu ışıkta. Bu sadece led ama. Aynen. Aha ışık. Köye geldik. Köye geldik. Kafayı şelalenin aşağıda bıraktık, yukarı çıktı ya gecenin bir vakti, zifiri karanlık ortalık. Değil mi Mustafa lan? Böyle... Ama korkmadın orada. İşte korkmuyorsun ya, garip bir şekilde orada gerçekten korkmadık ya. Korkmadım. Ya beni bıraktı, ben de şey yapmadım, korkmadım.